Değerli müdürlerim, okul müdürlerim, yöneticilerim, idarecilerim ve değerli öğretmen arkadaşlar. Bugün Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün önderliğinde başlattığımız Yeni Mahalle Akademi Öğretmen Yönetici Eğitimlerinin ikinci günündeyiz. Bugün Profesör Doktor Fatih Çetin Çetinkaya, Düzce Üniversitesi Sınıf Eğitimi Bölümü ve Profesör Doktor Kasım Yıldırım hocam Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temel Bilimler Bölümünden kendilerine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Fatih hocam siz de sesinizi açabilirsiniz. Osman hocam bir problem var sanırım. Şimdi yetki verildi. Tamam. Hoş bulduk, merhabalar Sümeyye Öğretmenim. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Soydan Tevfik Karahan Müdürüm söz almak ister misiniz? Başlayalım mı? Evet, teşekkür ediyorum. Müdürüm de buradaymış. Evet, geliyor mu sesim? Evet, geliyor müdürüm. Buyurun. Herkese merhabalar. Değerli yöneticilerimiz, değerli meslektaşlarımız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Değerli hocalarıma da iyi akşamlar diliyorum. Yeni Mahalle Akademi olarak bugün ikinci toplantımızı yapıyoruz. Değerli katılımcılara, öğretmenlerimize, ve Ar-Ge ekibimize, düzenleyen Ar-Ge ekibimize öncelikle teşekkür ediyorum. Çetin hocamla Kasım hocama da Yeni Mahalle Akademi'ye verdikleri destekten dolayı şükranlarımı iletiyorum. Hocalarımı da bu desteklerini inşallah devam ettirirlerse çok memnun oluruz. Yeni mahallemize de en kısa sürede bekliyoruz inşallah hocalarımızı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dün Orhan hocamla çok güzel bir Orhan hocamın sunumu oldu. Gerçekten istifade ettik. Bugün Kasım hocam ve Çetin hocamdan da istifade edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sözü uzatmak istemiyorum. Arkadaşlarımız sabırsızlanıyorlar. Estağfurullah. O yüzden katkılarınız için şükranlarımızı sunuyoruz hocam. Yeni mahalle ilçemiz adına. Estağfurullah. Teşekkür ederiz müdürüm. Fatih hocam, Kasım hocam etkileşimli okuma uygulamaları üzerine konuşacaklar. Buyurun hocam söz sizde. Soru cevap kısmını sona bıraktık. İki bölümden oluşuyor sunumumuz. Soru cevap kısmında da küçük bir bölüm ayırmak istedik öğretmenlerimize. Buyurun söz sizde hocam. Başlayayım isterseniz. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan iyi akşamlar. İsmim Kasım Yıldırım. Bunu hep söylüyorum. Gerçi biz de sonradan farkına vardık. Şapka var. Uzatma var. Kasım. Yani Arapça kökenli. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Bu seminerleri, eğitimleri hazırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu süreçte bizimle ilgilenen Sümeyye Hanım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Fatih Hocam, buyur. Evet, merhabalar sevgili öğretmenlerim, sayın müdürüm. Öncelikle Yeni Mahalle'yi tebrik ediyorum ben kendi adıma. Böyle genç, dinamik bir ilçe milli eğitim müdürüyle daha enerjik, daha hem milli eğitim camiasına hem çocuklarımıza daha faydalı olacağınıza inanıyorum. Çünkü bu böyle gülen yüzler görüyorum karşımda. Ne mutlu, ne güzel. Allah gayretinizi artırsın. Sayın müdürüm, davetiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Burada birçok okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarla bir aradayız. Bu konudan da çok memnunuz. Gerek Kasım Hocam olsun, gerek ben sahada olmayı çok seven öğretim üyeleriyiz. Hani amiyane tabirle nasıl derler, genellikle bir staj öğrenci gönderince, öğretmen adaylarını gönderince o iş üniversitede öğrenilmez, burada gelince sahada öğreneceksiniz diyen öğretmenlerimiz, üniversitede de o iş sahada öğrenilmez, gitmeden önce burada öğrenmeniz lazım diyen öğretim üyelerimiz olur. Biz tam aksine hem her ikisinin kenetlenmiş şekilde olması, bir arada olması, hep paslaşıyor olmasından yanayız. O yüzden buradayız. Burada olmaktan da çok memnunuz. Fakat benim şöyle
Kasım Hocam başlayalım mı ufak ufak, müsaade var mı? Evet, genel olarak şöyle bir şey söyleyelim, ondan sonra başlayalım. Genel bir plan oluşturduk. Fatih Hocam sağ olsun şimdi başlayacak. Biraz herhalde sanırım Fatih Hocam hareketlendirecek. Hadi Fatih Hocam buyur. Evet hocam, ben böyle sadece dikkatle şimdi nasıl bir slide gösterecek bize falan diye bakan yüzler görüyorum. Slide göstermeyeceğim arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce biraz biz sınıf öğretmeniyiz. Önce biraz oynayacağız. Şöyle biraz kaldırayım, biraz yüzler göreyim karşımda. Emel öğretmenimi görüyorum. İlk Nur Hanım'ı görüyorum. Elif öğretmenim, Heyit Bey orada karşımda duruyor. Şimdi arkadaşlar, sevgili öğretmenlerim, beni görüyorsunuzdur. Şu yaptığım hareketi herkes tekrar ederse çok memnun olurum. Temizlik yapıyoruz, temizlik. Mustafa Hocam, okul müdürüyüz herhalde. Çok sert duruyorsun. Şöyle biraz yumuşa. Evet, gülümsüyoruz. Evet. Temizlik, temizlik, temizlik. Hocam, kolları açıyoruz. Kolları açıyoruz. Bu da mesafe. Sayın Fatma öğretmenim, evet bu da mesafe. Yüzümüzü kapatıyoruz. Bu da maske. Evet. Sayın Bakanımız, Ziya öğretmenimizin de sürekli dile getirdiği gibi maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ediyoruz. O zaman şimdi bir maske, mesafe, temizlik oyunu oynayalım. Bakın, ben söylediklerime dikkat edin. Hareketlerime dikkat etmeyin. Hareketlerimle söylediklerim örtüşmeyecek. Siz benim söylediklerime dikkat edin lütfen. Evet. Bir Zehra Çankaya hanımefendi oraya bir spoiler verdi. Gelin gelin diye. Başlıyoruz. Evet. Temizlik yapalım bir. Temizlik. Aynur Hanım, uyanın biraz. Evet. Evet. Temizlik yapıyoruz. Güzel. Şimdi mesafe yapıyoruz öğretmenim. Mesafe yapıyoruz. Mesafe yapıyoruz. Çok güzel. Hümeyra Hanım'ı tam göremiyorum. Evet. Güzel. Şimdi de maske yapıyoruz. Hadi maske yapalım. İyice maske yapalım. İyice maske yapalım. Serpil Hanım, hadi. Maskeyi göremiyorum. Yüzünüzü kapatmıyorsunuz Serpil Hanım. Süpersin Hüseyin Hocam. İsmail Hocam çok iyisin. Zehra Elmas, kulaklığı da kapat. Evet, güzel. Temizlik. Temizlik, 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 temizlik. Mesafe, mesafe, mesafe. Mesafe yapıyoruz. Hadi mesafe yapıyoruz. Esra Hanım, yanıldınız galiba. Mesafe yapıyoruz. Evet, temizlik yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Hadi aç kolları, temizlik yapıyoruz. Kimse kollarını açmıyor. Maske yapıyoruz. Maske yapıyoruz. Hadi temizlik yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Ersen Hocam, süpersiniz. Evet, Arif Hocam, teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Asife Hanım, ne yaptığımızı bilmiyoruz herhalde. Maske yapıyoruz. Maske, maske yapıyoruz. Yüzümüzü kapatıyoruz. Güzel. Şimdi mesafe yapıyoruz. Kollarımızı açıyoruz Asife Hanım. Çok güzel. Şimdi temizlik yapıyoruz. Evet. Tam 40 saniyelerimizi savunuyoruz. Çok güzel. Tekrar mesafe yapıyoruz Asife Hanım. O küçük sevimli kızımızla birlikte. Evet, mesafe yapıyoruz. Şimdi temizlik yapıyoruz. Temizlik, temizlik. Kolları açıyorduk ya. Güzel, yanılmıyorsunuz. Çok güzel. Son olarak bir maske yapalım. Maske yapalım. Ve alkışlayalım kendimizi. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben bir emoji, bir yüz şekli yapmaya çalışacağım. Sağ elimle ve sol elimle de bir sayı göstereceğim. Birer sayı göstereceğim size. Aynısını 5 saniye sonra buyurun dediğimde bütün ekranda aynı şeyi görmek istiyorum. Gözlüğümü de çıkarayım. Bakın, biraz sert mizaçlı bir adamım ama ben gülümsemeye çalışıyorum şu anda. Bir, iki, üç, dört, beş, görelim. Dilek öğretmenim, Dilek Karataş öğretmenim, ama bir gül ya, öyle olmaz ki, gülmeden olmaz. Evet. Evet. Korkmayın, müdürüme de yaptırıyorum bunları. Evet. Bir Galaxy 3 görüyorum. Fatma Hocam, çok güzel. Yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Üzgün bir adam. Evet, sol el 1, sağ el 4. Serpil Hanım, bu mu üzgün halin? Güzel, sen demek hiç üzülmüyorsun, maşallah. Kardelen Hanım öyle. Filiz Hanım'ı görüyorum, o da çok üzgün duruyor gerçekten.
Ve kameralar bitti. Yana gide gide kameraları bitirdim. Evet. İlyas Güneş hocam harikasın. Yenisi geliyor hocam. 2 yapayım. Evet, ayıp bir şey gerçekten öğretmene dil çıkarmak mı? Evet, şimdi göreyim. Hepiniz bana dil çıkarın. Hadi Asif hocam ya. Hocam dillerini yutmuşlar ya. Evet ya, dillerini yutmuşlar. İsmail hocam süper eğleniyor bak. Evet. Oo, eskilerden Hüseyin hocamı görüyorum karşımda. Ne güzel. Refik Yıldırım hocam çok teşekkür ederim. Bir daha bir alkışlayalım kendimizi. Bunu pek sevmediler Kasım hocam. Biz sadece el çarpıştıralım. Evet arkadaşlar. Sağ elimde bir, sol elimde iki parmak var gördüğünüz gibi. Ben çarpıştır dediğimde iki buraya geçecek, bir burada kalacak. Çarpıştır dediğimde iki buraya geçecek, bir burada kalacak. Evet, başlıyoruz. Şimdi sol elde bir var, sağ elde iki var. Bir, iki, üç, çarpıştırdık. İki ile bir yer değiştirecek. Çok hızlı yapacağız ama Arif hocam. Evet, çok güzel. Şimdi çarpıştırıyoruz, yer değiştiriyor. Harikasınız. Refik hocam çarpıştırmadan değiştiriyor. Süpersin hocam. Evet, motor. Evet, şöyle biraz gideyim. Kadir hocam çok güzel gülüyorsunuz. Evet. Aynen Kasım hocam gibi çarpıştırıp ayırıyoruz. Hadi. Hadi. Çarpıştır, çarpıştır, ayır. Çarpıştır, çarpıştır, ayır. Çok güzel. İki bir o tarafa geçecek, bir o tarafa geçecek. Bir o tarafa geçecek, bir bu tarafa geçecek. Çok güzel. Elif hocam hadi ellerinizi çarpın. Ellerinizi çarpın. İkiyi bir o tarafa verin, bir bu tarafa verin. Eldeni topluyoruz hocam. Sizin hep yaptığınız şeyler. Evet. Devam, devam, devam. Çok güzel. Süpersin Asif hocam. Evet, sen de ısındın sonunda. Hocam, Beylül'ü sen dışarı at. Beylül böyle gidişle. Evet. Son bir şey isteyeceğim sizden. Sevgili Aynur hocam, sağ elimizle burnumuzu tutuyoruz. Evet. Sol elimizle de dolayıp sağ kulağımızı tutuyoruz. Dışarıdan dolayı. Evet, çok güzel. Çok güzel. Ben 3 dediğimde eller yer değiştirecek. Ben 3 dediğimde dolandık değil mi? Ben 3 dediğimde sol el burnu sağ el diğer kulağa tutacak. Bakın aynen şöyle. Böyle yer değiştireceğiz. Zeynep hocam tersten tutma. Kolunu evet bu taraftan bağla. Ben de yeni mahallede oturuyorum bu arada. Gelip sizi bulurum. Biliyorsunuz sınıf öğretmeni. Ben de ayrıca sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmeni de yapmış bir öğretim üyesiyim diyeyim. O yüzden tehditkar konuşmalarım için kusura bakmayın. Evet Aynur hocam. Aynen öyle. Çözdünüz olayı. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Arif hocam süpersin. Sürekli yer değiştiriyoruz. Değiştir. Değiştir. Zehra Elmas harikasın. Evet. Gönülay hocam kamerayla lambayı gösteriyorsun. Seni görmüyorum. Evet. Evet çok güzel. Değiştir. 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 Son 2, 3. Alkışlıyoruz. Harikasınız hocam. Harikasınız. Bana bir ekran paylaşımı şeyi verilecek ve verilmiş zaten. Evet güzel. Evet Fatih hocam kullanabilirsiniz ekran paylaşımını. Çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi kullanıyorum hocam. Evet ekranda OneSup'ın An Ordinary School Day yazıyor galiba. Heh, şimdi görüyorsunuzdur. Kusura bakmayın. Türkçe halde var normalde kitabın ama benim kolayımda bu vardı. Hemen bunu ekrana yansıttım. Sıradan bir okul günü yazıyor ekranda. Sıradan bir okul gününde sıradan bir çocuk sıradan rüyalarından uyandı. Sıradan yatağından kalktı. Sıradan bir biçimde tuvalete gitti. Elini yüzünü yıkadı, sıradan giysilerini giydi ve sıradan kahvaltısını yaptı.
Sıradan çocuk, sıradan dişlerini fırçaladı, sıradan annesini öptü ve sıradan okuluna doğru yola çıktı. Sıradan sokaklarda yürüyüp, sıradan dükkanların arasından, sıradan yollardan geçerken, sıradan çocuk, sıradan düşüncelerine daldı. Ve sıradan okuluna vardığında, sıradan çocuk, sıradan arkadaşlarıyla sıradan bir futbol maçına başladı. Ta ki sıradan ders zili çalıncaya kadar. Sıradan çocuk sıradan sınıfına girdi ve sıradan sırasına oturdu. Ve sonra oldukça sıra dışı bir şey oldu. Günaydın herkese diyerek oldukça sıra dışı biri sınıfa girdi. Benim adım Zehra Çankaya. Benim adım Esra Yılmaz, benim adım Hümeyra Aslan, benim adım Aynur Kaplan dedi. Benim adım Tevfik Karahan dedi bu sıra dışı kişi. Sizin yeni öğretmeninizim dedi. Ne siz beni tanıyorsunuz ne de ben sizi. O halde sizi tanımama yardım edin. Benim bir önerim var dedi ve herkese kağıtları dağıtırken ilk dersimizde size bir marş dinleteceğim. Marş dinlerken kafanızda resimler canlansın istiyorum. Tamam mı? Diye de tekrarladı. Ve havada sıradan çocukların fısıltıları dolaşmaya başladı. Kaçık bu adam, kaçık. Kafadan kontak bu. Bir tahtası eksik galiba. Ya marş mı? Resim mi? Ne derdi var ya bu adamın? Dedi öğretmenimiz. Onları susturdu. Sadece gözlerinizi kapayın, kulaklarınızı açın ve dinleyin. Sınıfın duvarlarına çarpıp gümbürdeyen, hoş, hareketli, coşkulu, gürül gürül akan bir marş vardı. Marş birdenbire durdu. Öğretmen, söyleyin şimdi. Marş kafanızda ne canlandırdı diye sordu. Bir kız, koşturan atlar öğretmenim diye bağırdı. Başka biri, hayır hayır, yarışan arabalar dedi. Ve bizim sıradan çocuksa, ben fil gördüm öğretmenim dedi. Hem de yüzlerce fil. Aynur Kaplan öğretmenim, sesi duyduysanız sizin hayal dünyanızda ne canlandı? Galiba onlar seslerini açamıyorlar mı öğretmenim? Fatih Hocam isterseniz açabilirim ya da... Evet, Aynur Kaplan hocamın sesini istiyorum. Kusura bakmayın. Öğretmenim ne canlandı zihninizde? Aynur hocam konuşabilirsiniz. Çiçek canlandı. Nedense bilmiyorum ama. Çok güzel. Zehra Elmas öğretmenime de sorabilir miyim? Uğraştırıyorum ama çok özür diliyorum. Zehra hocam siz ne hayal ettiniz? Mehter takımı canlandı. Evet. Mehteran duyunca birden savaş meydanı geliyor insanın aklına. Öyle. Teşekkür ediyoruz. Evet diye güldü bizim öğretmenimiz. Harika değil mi? Şimdi de hepinizin duyduklarınızı kağıda geçirmenizi istiyorum. Hadi başlayın ya yazmaya dedi ve yeniden evet. Bir kez daha sesler yükseldi, patladı, dalgalandı. Alçalırken sıradan çocuk başladı yazmaya. Anlamını doğru dürüst bilmediği kelimeler kullanıyordu ve yazdığı hikaye pek de mantıklı sayılmazdı. Ama ne fark eder? Onun da umrunda değildi. Yazabildiği kadar hızlı yazdı. Yine de düşüncelerine yetişemedi. Yazacak öyle çok şey vardı ki
sanki kafasının içinde bir baraj yıkılmış, kelimeler sel olmuş taşıyordu. Ve kelimeler artık onun oyuncağı olmaya başlamıştı. Kendini tümüyle yeni oyuna kaptırdı. Bu oyunun ismi hikaye anlatma oyunuydu. İşte bu gerçekten çok sıra dışıydı. Bizim sıradan çocuk bir Yunus balığının kalkanından tuttu ve diğer küçük balıkları seyrede aldı. Hemen arkasından martılarla birlikte denizden uzaklaşıp sürü halinde uçmaya başladı. Ondan sonra mı? Hayır. Diğer çocukları söyleyeyim ben size. Kimisi devler üstünde hikayeler yazdı. Kimi sihirli şeyler üstüne yazdı. Kimi cesur kızlardan bahsetti. Kimi alınlarında şimşek şeklinde yara izi olan oğlan çocuklarından. Kimi de sırf öylesine bir şeyler uydurdu. Çünkü bu marş onlara seslenmemişti. Ve Suzy çizgi roman okumaya devam etti. Bunlar da normal şeylerdi. Kimisi de öğretmenin beğeneceği şeyler yazmaya çalıştı. Kahraman oldu, kötü adam oldu. İşte bütün bunların saçma olduğunu düşündü. Birisi biraz kestirdi, kafasını sıraya koydu. Belki de rüya bile görmüştür. Ve bu sıra dışı okul günü bittiğinde sıradan çocuk sıra dışı öğretmeni arabasına binerken gördü. "Öğretmenim," dedi. "Hayatımın en güzel dersi oldu bu. Daha önce hiç böyle şeyler hissetmemiştim." Öğretmen gülümseyerek, "Sence kafadan kontak mıyım?" diye sordu. Sıradan çocuk kızardı. "Öğretmen, hikayeni bu akşam okumak için sabırsızlanıyorum," dedi. "Yarın görüşürüz," deyip bir toz bulutu içinde gözden kayboldu. Yatma zamanı geldiğinde bizim sıradan çocuk sıradan pijamalarını giyip sıradan dişlerini fırçaladıktan sonra sıradan yatağına girdi ve sıra dışı rüyalar görmeye başladı. Karşımda tam 100 tane sıra dışı öğretmen görüyorum. Çocuklarına sıra dışı rüyalar gördürebilecek sıra dışı öğretmenler. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum sevgili öğretmenim. Çünkü biz isteyince gerçekten de o çocuğun bizim bile hayal edemeyeceğimiz kadar sıra dışı şeyler önce hayal etmesi, sonra gerçekleştirmek için çabalayıp belki birçoğuna ulaşabilmesine vesile olabiliyoruz. Yeter ki biz kaç yıl geçerse geçsin tecrübemize yeni tecrübeler ekleyerek ilk günkü heyecanla sıra dışı olmaya çalışalım diyor. Kasım Hocam. Evet hocam. Çocuklar hocam, böyle bir kitap seçmeye çalıştım. Gayet güzel olmuş hocam. Ağzına sağlık. Tabii ki öğretmen arkadaşlar burada şuna da dikkat etmiştir. Görsellerde renklerin nasıl değiştiğini, değil mi? Siyah beyazdan, sıradanlıktan çıkmaya başladığı an farklı renkler, farklı unsurlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir ortam canlanmaya başlıyor. Dolayısıyla öğretmen burada çok önemli bir değişken. Öğretmen eğitimi dünyada en fazla çalışılan alanların başında geliyor. Eğitim düşünüldüğünde ki dünyadaki en büyük problem olarak da eğitim bağlamında öğretmen sürecini, öğretmen yetiştirme sürecini söyleyebiliriz. Şimdi burada bizim bugün vurgulamaya çalıştığımız tabii ki eğitimin başlığı da olan etkileşimli okuma uygulamaları. Bilimsel literatür şunu vurguluyor, 3 tür sesli okumadan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi müdahalesiz okuma, ikincisi performansa dayalı okuma, üçüncüsü de etkileşimli okuma. Farklı türevlerde, farklı alanlarda, farklı sınıf düzeylerinde, farklı kademelerde birçok bilimsel çalışma var. Özellikle etkileşimli okuma ile ilgili bilimsel literatür incelendiğinde şunu söylüyor. Okul öncesinden tutun da özellikle ilkokul yıllarında çocuklarda anlam kurma sürecini, dil becerilerinin gelişimini, okuma yazma becerilerinin gelişimine en çok katkı sağlayan uygulamalardan bir tanesi etkileşimli okumalar. Şöyle bir sıkıntımız var. Lütfen buradaki öğretmenlerimi olayın dışında tutuyorum. Lütfen yanlış anlamayın.
Tabii ki şunu da algılamak lazım. Mart'ta başlayan, geçen yıl Mart'ta başlayan bir karantina süreci var, pandemi süreci var. Belki bu süreçte en fazla yorulan iki meslek grubu var. Birincisi sağlık çalışanları. Hepsini takdirle karşılıyoruz. İkincisi de gerçekten öğretmen grubu. İnanılmaz yoruluyoruz. Siz de yoruluyorsunuz, biz de yoruluyoruz. Öğrencileri bu kadar özlediğimi hatırlamıyorum. Gelseler de biraz işi onlara yıksak. Biraz onlara yıksak. Tabii işin bu şakası, esprisi ama gerçekten öğretmen arkadaşlar inanılmaz yoruluyor. Hani medyaya olumsuz bir şekilde yansıyan olumsuz söylemler var ama tabii işin içinde olmayanlar bunu bilmiyor. Öğretmenlerin ne kadar emek verdiğini, ne kadar çalıştığını, ne kadar yorulduğunu bilmiyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Bilimsel çalışmalar öğretmen eğitimiyle ilgili şunu ortaya koyuyor. Okul ne olursa olsun, sahip olduğu materyal ne olursa olsun farkı oluşturan öğretmendir. Bunu ben söylemiyorum. Schulman diye öğretmen eğitimi üzerine çalışan, öğretmen bilgisini çalışan çok ünlü bir araştırmacı söylüyor. Materyaliniz, sınıf donanımınız ne olursa olsun farkı yaratan öğretmenin kendisi. Bugün de biz etkileşimli okuma uygulamalarına odaklanıyoruz. Çünkü bilimsel anlamda ciddi bir şekilde bu yöntemin, bu uygulamaların çocukların okuma yazma becerilerine, dil becerilerine ciddi şekilde katkı sağladığı sonuçları birçok bilimsel araştırmada ortaya konuyor ki bizim de ulusal düzeyde yaptığımız birçok çalışmada da bunun sonuçlarını bilimsel olarak elde ettik. Hem yabancı farklı dillerde hem de kendi dilimizde yaptığımız çalışmalar bunları ortaya koyuyor. Müdahalesiz okuma dediğimizde şunu algılıyoruz. Müdahalesiz bir okuma yapan öğretmen kitabı alıyordur. Kitapla ilgili çocukları herhangi bir şekilde aktive etmeden, öğrenciler bu süreçte pasiftir. Sadece kitabı öğrencilere okuyordur. Böyle bir uygulama yapıyorsa öğretmen müdahalesiz okuma yapıyordur ki biz bunu onaylamıyoruz. Kesinlikle bu tarz çalışmaların çok fazla öğrencinin çok fazla değil hiçbir şekilde katkı sağlamadığı ortaya çıkıyor. İkinci okuma performansa dayalı okuma. Ki burada yine öğretmen kitabı okuyor sesli bir şekilde. Ancak bu sefer jest ve mimiklerini öğretmen etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Ancak yine öğrenci pasif. Ancak etkileşimli okuma çalışmalarında öğretmen-öğrenci paylaşımının en üst düzeye çıktığı bir durum yaşanıyor. Ki özellikle sosyobilişsel öğrenme modeli veya sosyokültürel öğrenme modeli veya sosyal öğrenme modelleri bağlamında düşündüğünüzde biliyorsunuz ki Piaget'den Vygotsky'ye Bandura'ya kadar özellikle sosyal etkileşimin ki etkileşimin özelde etkileşimin çocuğun öğrenmesinde yetişkinle çocuk arasında ortaya çıkan etkileşimin çocuğun öğrenmesinde ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar ki teorik olarak etkileşim okumayı destekleyen teoriler bunlar aynı zamanda. Şimdi etkileşimli okumada öğretmen ne yapmalı? Bu çok önemli. Bir kere nasıl kitap seçmeliyiz? Fatih Hocam yine örnekler gösterecek ki biliyorum ki oturumun sonunda da kitap örnekleri verecektir kendisi aynı zamanda. Burada nasıl kitap seçmeliyiz sorusunu cevabını belirleyecek şey biz ne yapmak istiyoruz? Amacımız ne? Biz bu kitapla ne yapacağız? Özellikle şunu vurgulamak istiyorum tam detaya geçmeden önce. Maalesef birçok öğretmenimiz Milli Eğitim'in zorunlu olarak dayatmaya çalıştığı, yanlış anlamayın buradan Milli Eğitim yetkililerini de herhangi bir şekilde zan altında bırakmak istemiyorum. Ama öğretmen genelde kitabın yani ders materyali olarak gelen kaynakların dışına çok fazla çıkmıyor. Ama bilimsel çalışmalar şunu söylüyor. Öğrencinin kendi hayatıyla, çocuğun kendi hayatıyla ilişkiler kurabileceği özgün, otantik metinleri sınıf ortamına taşımanız gerekiyor. Çocuğun günlük hayatında dinlediği bir şarkı olabilir, gördüğü bir görsel resim olabilir, bir haber metni olabilir, bir çocuk dergisinden süreli yayınlanan bir metin olabilir. İşte Fatih Hocam'ın da biraz önce sunduğu gibi resimli bir çocuk kitabı olabilir. Sizin unutmayın
takip etmeniz gereken şey program, öğretmen arkadaşlarım. Programdaki kazanımlar. Ben Fatih Hocam'ın verdiği örnekten çıkarak, etkileşimli okumayı kullanarak o çocuk kitabıyla programdaki birçok kazanımı verebilirim ben. Çok basit olarak Türkçe dersinde. Anlamaya yönelik, çıkarıma yönelik, akıcı okumaya yönelik birçok kazanımı verebilirim. Dolayısıyla bakın ders kitaplarında gelen metinlerin birçoğu sıkıntılı çocuğa uygunluk açısından. Dolayısıyla Fatih Hocam'ın gösterdiği ve göstereceği örnekler gibi resimli çocuk kitaplarını sınıf ortamına taşıyıp okumalıyız, okumak zorundayız. Şimdi gelelim yine etkileşimli okuma noktasına. Bir resimli çocuk kitabını aldığınızda özellikle kitabın kapak sayfasından, iç kapak, dış kapak, kitaptaki dış kapağındaki, ön kapağındaki örnek vereyim. Yazarı, resimleyeni, yayın evi, kitabın arka kapağındaki kitap tanıtım metni, ISBN numarası biliyorsunuz, Kültür Bakanlığı'nın verdiği bir kimliktir o kitaba. Bunların hepsiyle ilgili bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bakın okumaya başlamadan önce. Niye? Çünkü bilimsel literatür şunu söylüyor. Değerli hocalarım, okumaya başlamadan önce bunlarla ilgili çalışma yaparsanız çocuğun kitabın içeriği hakkında tahmin yapabilmesine, zihinde canlandırabilmesine, dolayısıyla anlam kurabilmesine yardımcı olursunuz. Okuma nedir? Okumanın amacı nedir? Anlam kurmaktır. Bunu sakın unutmayın öğretmen arkadaşlarım. Anlam kurmaktır. Dolayısıyla kitabın fiziksel özellikleri, diğer bir deyişle yan anlam özellikleriyle ilgili, yani kitap kapağındaki resimlerden yola çıkmak, kitabın başlığından yola çıkmak, kitabın ISBN numarasını tanıtmak, kitabın yazarı hakkında bilgi vermek, resimleyeni hakkında bilgi vermek, yayının hakkında bilgi vermek, kitap anlam kurma, kitapla ilgili anlam kurma açısından çok önemli. Bu bir, etkileşim okumaya başlamadan önce ilk adımınız bu olacak. Yan anlam özellikleri, fiziksel özellikleri kitabın şudur arkadaşlar. Kitapta hikayeyi ya da metni anlatan sözcükler dışındaki her şey kitabın fiziksel özelliğidir, yan anlam özelliğidir. Resimlerden tutun da ISBN numarasına kadar her şey yan anlam özellikleridir bir çocuk kitabında. Bunu sakın unutmayın. Bununla ilgili ilk çalışmaya başlıyorsunuz. Bir çocuk kitabı ile ilgili sınıfta etkileşimli okuma yapıyorsanız ilk adımınız bu olacak. İkinci adımınız, okumaya geçmeden önce çocuk kitabını veya metnini, neyse artık kullandığınız materyal, çocuklara vereceksiniz. Dokunacak, hissedecek, tanıyacak. Bir dolaştırın, dokunsunlar, hissetsinler. Çok önemli. Yine çocukların okumaya geçmeden önce ön bilgilerini harekete geçirdiniz. Sorular kullanmak okuma öncesinde. Yine çok önemli. Öğretmen sorularına geleceğim. Fatih Hocam bir anlatım yaptıktan sonra yine o noktada konuşacağım. Okumaya geçtiniz. Okumada şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Prozodik okuma, etkili bir okuma yapmanız gerekiyor. Buna konuşmanın melodisi, dilin melodisi diyoruz biz prozodiye. Ya da Türkçe olarak ifade edilirse brünsel özellikleri, vurgu, tonlama, bunu etkileyen bir çocuk kitabında nedir? Karakterin veya olayların nedir? Durumudur. Ses tonunuzu etkileyen o karakterin rolüne girebilmelisiniz. Fatih Hocam'ın biraz önce yaptığı gibi. Çok önemli okuma sırasında. Yani okumayı gerçekleştirirken onu yaşamalısınız. Jest ve mimiklerinizle. Okumayı yaparken şunu da sakın unutmayın değerli arkadaşlarım. Çocuk, siz okurken resimleri görebilmeli. Yani kitabı kendinize değil, çocukların görebileceği şekilde tutup okuyabilmelisiniz. Bu da çok önemli bir nokta okuma sırasında. Okuma sırasında herhangi bir yerde durup çocukların bir sonraki aşama için tahmin yapmasına katkı sağlayabilirsiniz. Çok değerli, çok önemli bir kelime gördünüz.
o kelime hakkında konuşturup çocukların anlam kurmasına yardımcı olabilirsiniz. Kelime öğretiminde iki yol vardı. Birincisi doğrudan öğretim, ikincisi dolaylı öğretim. Biz genelde dolaylı öğretimi ilk başta tercih ediyoruz. Çocuğun konteksten, metin ortamının ipuçlarından yararlanarak anlam kurmasına, anlamını çıkarmasına yardımcı olacaksınız. Okuma sırasında, doğru bir yerde durup çocuğa sonraki süreçler için metne yönelik tahmin çalışmalarında bulundurabilirsiniz. Bunun için de sorulardan faydalanacaksınız. Bunu da yapabilmeniz için bakın okumaya geçmeden önce, etkileşimli okuma uygulamasını yapmadan önce sınıf ortamında bir çocuk kitabınızı eline alıp öğretmen ona hakim olana kadar iyi bir şekilde incelemeli, gerekli notları almalı. Ben bu kitabı okurken şu aşamada şunu yapacağım, şu noktada şunu yapacağım, bu noktada bu gerçekleşecek. Öğretmen notlar almalı. Bu çok önemli. En başta yapacağınız zaten budur. Okuma sırasında bunları yaptıktan sonra okuma sonrasında ne yapabiliriz? Okuma sonrasında okuduğunuz metni çocuğa yeniden anlattırabilirsiniz. Drama yönteminden faydalanıp canlandırmalar yaptırabilirsiniz. Çıkarımlar yaptırabilirsiniz. Çocuğun okuduğunuz metne yönelik düşüncelerini paylaşmasını isteyebilirsiniz. Duyusal tepkilerini alabilirsiniz. Biz buna okur tepki kuramı diyoruz ve çok önemlidir anlam kurmada. Dolayısıyla yine öğretmen soruları ön plana çıkıyor o okuma sonrasında da. Yeniden anlattırma, çocuğun kitapla ilgili düşüncelerini paylaşma, çocuğun yaptığı tahminlerin tutarlılığını kontrol etme okuma sonrasında. Çocuğa okumanın başında, okumanın sırasında tahminler yaptırdınız. Acaba bu tahminler doğru mu? Tutarlılığını kontrol edeceksiniz. Bunlar çok önemli. İşte kısaca çok basit bağlamda bir etkileşimli okumayı bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada sadece bir varyantını anlatıyoruz. Çok farklı varyantları var etkileşimli okumanın. Ama çok basit düzeyde anlaşılabilecek noktası budur. Fatih Hocam istersen bu bağlamda ikinci bir uygulama yapalım öğretmenlerimizle. Tabii hocam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben hocamdan şeyi isteyince, mikrofonu açmasını isteyince vakit alıyor. Şimdi yan tarafta chat kısmını açtım. Sorularımı oradan cevap alabilirim eğer sizin için de uygunsa. Çünkü sorularım olacak size. Elimde Gilbert Safran'ın yazdığı Ördek Tatilde isimli bir kitap var. Kitap Hazel Bilgen tarafından çevrilmiş Aynur Hocam. Kapağında bakın klasik aslında ördekler sarı olur ama bu ördek beyaz. Tatile gidiyormuşçasına bir sarı ördek hani şişme içine girersiniz ya öyle bir ördeği var. Minimum tatil malzemeleri var. Oltası, fotoğraf makinesi, gözlüğü evet bir güneş gözlüğü. Kareli çizgili bir pantolon giymiş üstüne. Tam da böyle yaz aylarında giyilebilecek bir gömlek var üstünde. Böyle uzaktan bakınca bir tatil için ne lazımsa eline almış hareket etmeye hazır bir öğretmen. Pardon ördek. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış kitabımız. İki baskı yapmış. İlk baskısı 2013 yılında yapılmış. Sonra Türkçe baskısı da 2018'de yapılmış. Sonra bir baskı da 2019'da yapılmış. Bir arka kapakta ise tatil modu yurt dışına giden öğretmenlerimiz giriş çıkış yapan öğretmenlerimiz bilirler. Böyle pasaportunuza o gittiğiniz ülkeyle ilgili şey basılır. O tarz baskılarla dolu bir arka kapağı var. Yani kitaptaki bütün detaylarda bir tatil modu işlenmeye çalışılmış. Ve ilk sayfamızda gördüğünüz gibi elinde 3 top dondurmasıyla, gözünde güneş gözlüğüyle, yanda da var ya şu anda görüyorsunuzdur herhalde, taze sıkılmış portakal suyuyla güneşlenmeye çalışan bir ördek görüyorsun. Oh ne güzel. Rahatım yerinde. Denizle baş başayım.
mükemmel tatil diye buna derim ben. Yunuslar denizde kendilerini gösteriyorlar. Martılar havada uçuşuyorlar. Hava çok güzel. Ah! O da ne? Neler oluyor? Sayfayı kim çevirdi? Sayfayı kim mi çevirdi? Sayfayı ben çevirdim. Ördek benimle mi konuşuyor acaba? Ama ben sayfayı çevirir çevirmez bakın 3 top dondurması birden elinden düşe yazdı. Şu anda yakalayabilir henüz havada kuma gömülmedi kumsalı ama gözlük de birden gözünden çıkıverdi. Neler oluyor ya? Bir sayfa daha çevireyim bence. İşte yine oldu. İşte yine oldu dediğinde gördüğünüz gibi dondurmayı yakalayamadı. Gözlük de kuma düştü. Ama portakal suyundan biraz içilmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bizim ördek biraz şaşkın. Martılar hafif bir yükseldiler. Bir sayfa daha çeviriyorum müsaadenizle. Ah! Sensin demek diye bana kızıyor şu anda. Bakın yüze. Sensin demek. Bana bak. Kulağını aç ve iyi dinle. Ben tatildeyim, tamam mı? Rahatsız edilmek istemiyorum. Lütfen artık sayfaları çevirme diyor. Hem de böyle kaşık çatık kaşla söylüyor bunu. Ben yine de çok meraklıyım. Bir sayfa daha çevireceğim müsaadenizle. Çeviriyorum ve yine mi sayfayı çevirdin sen bakayım? Bak, ben tatildeyim diyorum sana. Doğanın tadını çıkarıyorum. Rahat rahat sandalyemde oturmak istiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum. Bunun için de aynı sayfada kalmalıyım. Görüyor musun? Bak ne kadar güzel bir kuş. Bırak uçmaya devam etsin. Sayfayı çevirme işte diyor. Sizce sayfayı çevirmeli miyiz arkadaşlar? Bu bahsettiği güzel kuş burada dursun. Ördek bu şezlongda otursun. Dondurma elden gitti ama portakal suyu yavaş yavaş yudum yudum içilsin mi acaba? Ne dersiniz? Kapatabiliriz yani. Var mı bir isteği bir talep olan? Nisa Hanım, evet devam diyor Nisa Hanım. Devam diyorsanız bir evet daha devam edin diyor Özlem Hanım. Sayfayı çevirelim. Evet. Hepimiz meraklıyız gerçekten. Bir sayfa daha çeviriyorum müsaadenizle. Çok kötü bir şey olmuş. Biraz önce ah ne güzel kuş dediği şey vardı ya. O maalesef tam da ördeğin kafasına tahmin ettiğiniz şeyi yapmış. Evet. Bir bu eksikti diyor bizim ördek. Müsaadenizle bir sayfa daha ay! İşte bu yüzden sayfaları çevirme diyorum sana. Yengeç gitmiş bir ayağını, ördeğin bir ayağını kapmış görüyor musunuz? Ya ördek kafasına biraz önceki operasyona mı üzülsün? Yoksa ayağını şimdi çok da acır gerçekten. Ayağını bu kadar acımasına mı üzülsün? Ne yapacağımızı şaşırdık gerçekten. En iyisi bu acı dolu anlar hemen geçsin. Bir sayfa daha çevirelim. Daha neler ya. İki tane ne yaptığını bilmeyen beyefendi, delikanlı gelmişler burada tenis oynuyorlar değil mi? Üstelik yanlarında bir de köpiş var. Köpiş tatlı mı tatlı ama sonuçta gürültü yapıyor. Ördeğin yüzüne baksanıza ne kadar da huzursuz. Fakat bir şey oluyor. Biraz önce ördeğin kafasına bir şeyler yapan kuş tenis topundan nasibini alıyor. Ve havada ondan kanatlarından bir şeyler ayrılıyor. Bu kuşların kanatları nelerden oluşuyor? Kuşların kanatları nelerden oluşuyor? Yani tenis topu kuşa çarpınca kanatlarından birkaç parça kuştan ayrılmış. Bakın. Bunlar ne acaba? Biliyorum, bilen var mı? Tenis topu çarpınca tüy. Evet, çok güzel. Nisa Hanım, Şükrü Hanım çok teşekkür ediyorum. Evet. Tüyler, birkaç tüy bizim kuştan ayrılmış. Ben hemen bir sayfada yok artık ya. Bakar mısınız şuraya? Burada fil var. Beyefendiler var, hanımefendiler var, çocuklar var. Bir teyip çalar yüksek sesle açılmış. Bangır bangır herkes zıplıyor kumun üstünde. Bizim ördek ne diyor biliyor musunuz? Bana söylüyor şu anda. Ama sen de şu sayfaları çevirmekten bir vazgeçmedin gitti diyor. Yuh yani. Yengeçler bile dans ediyorlar bakın sayfanın alt kısmında. Ben hemen bu sayfayı da çevirip bunu huzurla
huzura kavuşamıyor galiba. Çünkü gökyüzü biraz önce Kasım Hocam'ın söylediği gibi masmavi gökyüzü gri olmuş. Bu sefer siyah beyazdan canlıya sıra dışına değil de sıra dışından sıradana dönüyor herhalde. Ve herkes hazırlığını yapmış. Bakın burada şemsiyesini açmış bir yengeç var. Hatta suyun içindeki ahtapot bile şemsiyesini açmış, yağmur için tedbirini almış. Ama tedbirini almayan bir kişi var. O da bizim ördek. Ve bana diyor ki, peki öyle olsun. İstediğin kadar çevir. Artık önemi yok. Zaten başıma gelmeyen kalmadı. Bundan daha kötü ne olabilir ki der demez. Ben bir sayfa daha çeviriyorum. Sizi bembeyaz bir yerle karşılaştırıyorum. Evet. Her taraf kar. Aa! Of diyor ama bakın çok uzakta küçük siyah canlılar var. Bu çok uzakta yaşayabilen, mesela martılar yaşayamıyor. Ama bu kadar soğukta yaşayabilen küçük hayvanlar uzakta oldukları için de küçük görünüyor olabilirler. Ne olabilir bunlar? Penguen olabilirler. Çok güzel Hüseyin Hocam. Herkes penguen diyor. Başka ne olabilir? Bakayım, evet penguene benziyorlar. Sarı gagaları falan var ama başka bir şeyler daha arıyorum. Başka alternatifi olan yok mu? Ağaç kakan soğukta yaşıyor mu sevgili Nisa Hocam? Evet, fok olabilir. Çok güzel. İgno falan diye bir şeyler söylüyorlardı. Acaba öyle şeyler de yaşıyor mu? Bu kadar soğukta. Kutup ayısı olabilir. Ha, kutup ayısı diyen var. Çok güzel. Kutup ayısı diyen var. Bunlar tek mevsim yaşıyorlar sanki. Bizim ördek yani bir tatilde çıkayım dedi. Biraz önce Hüseyin Hocam söyledi. Zehir olmuş tatil. Kaç mevsimi bir arada yaşadı. Ben bu sayfayı da müsaadenizle çeviriyorum. Aa, her şey düzeliyor galiba. Bakın gökkuşağı çıktı şimdi. Bir dakika. İşler yoluna giriyor mu ne? Bu sayfada sonsuza kadar kalabilirim. Lütfen. Lütfen yapma. Daha fazla sayfa çevirme diyor. Ama gerçekten beni çekiyor içeri yani. Bir sayfa daha. Oo, olamaz. Bu sefer sayfayı çevirme sakın. Çevirme sakın. O korsanlar sahile inmesinler. Burası çok iyi. Ben sahilde kalayım. Korsanlar denizde kalsınlar. Daha fazla hareket ettirme. Der demez. Acaba kumsala inecekler mi dedim. Evet. Gördüğünüz gibi kazan kurulmuş. Altına ateş yakılmış. Ördek içine konmuş. Bizim korsanlar başında bekliyor. Dilek Hocam hiç mutlu son gibi durmuyor ama. Evet. Bir sayfa daha çeviriyorum. Bak. Bir daha söylemeyeceğim. Artık lütfen sayfayı çevirme diyor bizim ördek. Hocam şu anda ne hissediyorsunuz? Şu anda ne hissediyorsunuz? O duygunun adını istiyorum. Esra Hocam canınız sıkıldı değil mi? Bu ne biçim tatil lan? Bu nasıl kahraman falan? İçinizden ne geçiyor Behlül Hocam? Ne duygunuzu almak istiyorum. Evet, sayfayı çevirelim ördek kurtulsun diyenler var. Çok güzel. Ördeğe ne işkence ettik diyenler var. Çok iyi. Gerginiz, karışık duygular. Ezgi Hocam güzel, gerginiz diyor. Ben hemen bir sayfa daha çevireyim o zaman. Bir sayfa daha çevireyim fakat şurada kendimi göreyim ki sayfayı gösterdiğimi anlayayım. Buraya kadar. Usandım artık. Yetti. Canıma tak etti. Çevir ulan. İstediğin kadar çevir sayfaları. Ben kitaptan çıkıyorum. Bir şey daha soracağım burada. Bu canıma tak etti nasıl bir şey? Canıma tak etti. Yani ördeğin aldık canına tak tak diye göğsüne mi vuruyoruz? Canıma tak etti. Bu kelime grubu nasıl bir şey? Sabrım kalmadı anlamında. Yani buna atasözü falan mı deniyor Şüküfü Hocam? Öfke patlaması güzel. Manası üzerine şey. Bu kelime grubuna evet deyim deniyor. Çok güzel. Bu deyim denen şeyler yüzeysel anlamlarıyla değil de arka planda derin anlamlar ihtiva ediyorlar değil mi? Eteklerim zil çaldı mesela. Kim eteğine zil takar da ortada gezer? Ama bu tür bazı kelimeler var ve bunu konuşmalarımıza, yazılarımıza eklediğimizde gerçekten çok renklendirmiş oluyoruz diyor Kasım Hocam. Öğretmen olan o bana söylemişti. Ben de size hatırlattım. Bizim ördek çıldıracak artık. Gidiyorum ulan canıma tak etti diyor. Bakayım gitmiş mi?
Korsanlar bile şaşırmışlar. Gerçekten de gidiyor. Ya bir yanlış anlaşılma mı oldu diyor korsanın bir tanesi. Sayfayı çevireyim. Merak etmeyin dostlar diyor korsanlar. Selam olsun size. Büyük hazineler bekliyor bizi. Okyanuslarda maceralar bekliyor bizi. Dur ne yapıyorsun? Sakın kitabı kapatma. Bizim hikayemiz henüz başlıyor diyor korsanlar. Ve burada bir son yazısı görüyoruz. Koca bir beyaz sayfa. Küçük bir sürprizim var size. Bu tarafa geçtiğim zaman da bize bir hatırlatma yapıyor. Ne işkence ettik biraz önce diyen bir öğretmenim vardı. Burada diyor ki sizi temin ederiz ki bu kitabın hazırlanması süresince ördeğin başına hiçbir şey gelmedi. Bakın dublör kullandık. İşte bu kahramanımız ördek. Bu da dublörümüz. Yani ördek aslında tatilini keyifle yaptı. Şezlongda sarıldı. Üç top dondurmasını yaladı. Oh keyfi yerinde. Biz burada beraber eğlenelim diye dublör kullanarak bu kitabı tamamladık. Şimdi hızlı bir yeniden anlatım istiyorum. Kullandığım kelimelere dikkat edin. Bir özetleme istiyorum falan demiyorum. Kasım hocamı kızdırmamak adına sadece bu basit etkileşimli okuma sürecini tamamlayabilmek için sonunda geri bildirim almak zorundayız öğretmenlerin. Bir duygu bildirimi alın. Bir aslında nelere değindik diye bunlardan bahsedin. Yani bu kitapla ben kendi atölyemde mevsimlerden bahsediyorum. Tarih mevsim içerisindeki o döngüyü anlatıyorum. Farkındaysanız bir takvim söz konusu, o takvime olayı götürebiliyorsunuz. Ondan sonra değişik iklimlerde yaşayan hayvanlardan konuşabiliyorsunuz. Ondan sonra bu ördeğe kitap bittiğinde duygusal bir bağ kurdurmayı başardıysanız ördeğe mektup yazıyoruz. Onu işte bildiğimiz tatil yörelerine doğru postalamaya kalkıyoruz. Korsanlar hakkında bla 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 bir sürü şey konuşulabilir. Ama sizde ne uyandırdı? Bir arkadaşımın sesini açabilir miyiz? Sevgili Osman Hocam. Siz seçebilirsiniz yani kimi isterseniz. Ben sadece bir tepki almak istiyorum. Osman Hocam'ın... Hocam ekranları el kaldırırsa arkadaşlar sesini açabilirim hemen. Tabii ekrandan el kaldırırsa arkadaşlar sesini açabilirim diyor. Kameradan görüyorum ben arkadaşları. El kaldıran mı yok? Yoksa... Fatma Gül galiba. Evet. Fatma Gül hocam. Fatma hocam. Merhaba Fatma hocam. Merhabalar. Ay nasılsınız Fatma hocam? Teşekkür ederim. Biz kızımı da dinledik kitabı. Evet. Kızımın ilk yorumu çok komikti oldu kitap. benim için ise şöyle yorum yapabilirim. Gerçekten her sayfada farklı bir konuyu işleyebiliriz öğrencilerle. Bağlantı kurma anlamında çocuklarla nasıl bağlantı kurduk? İşte en baş, en son, arada geçen evet. Sayfalar anlamında. Bu hocam bağlantı... buna program disiplinler arasılık diyor Fatma hocam. Siz benden iyi bilirsiniz. Bir kitapla aynı günde hem hayat bilgisi hem Türkçe hem matematik dersi yapabiliyoruz. Çocuk hı-hı. Biraz önce bu minik kızın adı nedir? Bu tatlı kızın. Bu Elif Hanım'ın söylediği gibi çocuk bugün acaba Fatma öğretmenim bana ne anlatacak, nasıl eğleneceğim, güleceğim diye geliyor. Giderkense Kasım hocamın biraz önce söylediği gibi doğrudan ve dolaylı yeni kelimeler almış olarak işte bahsettiğiniz gibi disiplinler arası doğrultusunda siz nereye odaklanmak istiyorsanız oraya dair bir öğretim süreci gerçekleştirmek üzere bir süreç başlamış oluyor. Fatma hocam şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ya hocam daha önce de işte bu yani bu tür atölyelerden sonra deneme yapıp bana geri dönüş yapan öğretmenlerim olmuştu. Bir hazırlık yaptım. Dediğiniz gibi iyi kitap seçtim. Gittim sınıfa. Bir ders değil, iki ders uğraştım. Hiç de söylediğin gibi tepki alamadım hocam diyor. Şimdi bir kitabı belki bunu bir sınıfta Fatma hocam 15 kere okuyacağız. Her okuduğumuzda başka bir yerinde durarak, başka bir disipline yönelip, o şimdi sizin aklınızdan geçen şunu da yapılabilirmiş, bu da yapılabilirmiş dediklerimizin her birini tek seferde, tek atölyede değil, her disiplin için ayrı ayrı ama aynı kitapla o tanıdıkları. Bir de bu tekrarlar çocuğun, yine Kasım Hocam biraz önce bahsetti, tekrara düşüyorum ama akıcılık düzeyini
yükseltir, daha prozodik konuşmasını sağlar, daha prozodik seslendirme yapmasını sağlar. Bütün bunlar esnasında da hiçbir şey öğrendiğinin farkında değildir çünkü eğleniyordur. Evet. Asıl hocam çok özür diliyorum. Fatma hocam çok teşekkür ediyorum. Sözü hemen Asıl hocama veriyorum. Hocam çok uzattım Fatma hocam. Çok keyifli. Derdimiz zaten uygulama örnekleri. O yüzden çok fazla kuramsal kısımla öğretmen arkadaşlarımın keyfini kaçırmak istemiyorum. Bugün etkileşimli uygulamalara odaklandık. Dolaylı olarak hocam uygulamalar gösteriyor. Aslında nasıl yapılması gerektiğini de anlatıyor Fatih hocam. Yani sınıfınızda bu uygulamayı nasıl yapabilirsiniz? Ben Fatih hocam okurken öğretmenlerimin yüzündeki gülümsemeyi gördüm. Hepsi çok keyif aldı birçoğu. İşte aynı zamanda biz sizin dinleyici tepkinizi de ortaya koyuyor. Rosenblatt'ın önemli bir teorisidir veya edebi teorinin önemli bir şekilde ortaya koyduğu değişkenlerden bir tanesidir. İşte Roland Barthes'ın, Bruce Kevan'ın, bunlar Fransız felsefeci ve sosyologlar aynı zamanda. Burada bakın işte sağdan gösterdik disiplinler arası dedik, soldan gösterdik metinler arasılık diyeyim. Fark etmez, hepsi birbirine çıkıyor, aynı noktaya çıkıyor. Birçok şeyi, birçok dersi burada ilişkilendirebilirsiniz. Demek ki şunu görüyorsunuz. Bakın özgün metinlerle aslında birçok şeyi verebiliyorsunuz programdaki. Yani ders kitabından gelen metne bağımlı değilsiniz. Zaten öğretmen arkadaşlarımızın çoğu bunları eleştiriyor. Etkileşimli okumayı sağlayan en önemli değişkenlerden bir tanesi öğretmen sorularıdır. Bakın 5 temel strateji, yüzlerce strateji vardır ama 5 temel strateji ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesi ön bilgileri harekete geçirme, bir tanesi metin yapısını tartışma. Hikaye edici bir metinse karakter, özellikleri, problem, problemin nasıl başladığı, nasıl ilerlediği, nasıl çözümlendiği, sonuç, değer, tema birçok şey tartışılabilir. Diğer bir nokta zihinde canlandırma. Hocalarımdan bir tanesi güzel bir şekilde dedi, bağlantılar oluşturma ve yeniden anlatma. Şimdi sorulara odaklandığımızda resimli çocuk kitaplarında şu çok önemlidir. Extra textual talk dedikleri metinle ilgili ekstra konuşmalar çok önemli. Bunu sağlayan da öğretmen sorularıdır. Yanlış anlamayın, hepimiz öğretmeniz. Bir eleştiri yapıyorsak hepimizle ilgili bu. Evet. Sizin özelinizde bir eleştiri yapmıyoruz. Hepimiz öğretmeniz, değerli arkadaşlarım. Ancak yapılan çalışmalar şunu ortaya koyuyor. Öğretmenimiz soru soramıyor. Soru sorma becerisine, yeterliliğine sahip değil. Nereden mi anlıyoruz? Ulusal düzeydeki çalışmalardan. Nereden mi anlıyoruz? Biz yaptık bu çalışmaların birçoğunu da. Nereden mi anlıyoruz? PISA'dan, TIMSS'den, PIRLS'den. Niye biliyor musunuz? Çocuklarımız üst düzeyde, üst düzey yeterlilik alanındaki sorulara cevap veremiyor. Bu dolaylı olarak şuna da çıkarıma gitmemize katkı sağlıyor. Çünkü sınıfta çocuk bu tarz soru örnekleriyle karşılaşmıyor. Doğru mu? Hemfikir miyiz? Eğer çocuk sınıf ortamında bu tarz soru örnekleriyle karşılaşıyorsa, PISA'da, TIMSS'de, PIRLS'de girdiği 6. 7. yeterlilik alanındaki düzeyindeki sorulara cevap verebilir. Çünkü çocuk sınıf ortamında bu tarz sorularla karşılaşmıyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda bakın Ankara'da bir örnek araştırma yaptık. Öğretmenlere şu soruları sorduk. Dedik ki hocam şu metne 5 tane soru hazırlayın dedik. Bir bilgi verici metin verdik, bir hikaye edici metin. Öğretmenlerimiz sorular hazırladılar bu metinlere yönelik. İnanın hazırlanan soruların %90'dan fazlası metin içi anlam kurmaya yönelik. Yani çocukları üst düzey düşünmeye yönlendirecek hiçbir soru yoktu. Dolayısıyla bakın etkileşimli okumaya yaparken metinle ilgili ekstra konuşmayı sağlayan öğretmen sorularıdır. Hem okuma öncesinde, hem okuma sırasında, hem de okuduktan sonra çocukların bağlantılar oluşturmasına, ön bilgilerini kullanmasına, metinle ilgili farklı çıkarımlara girmesine, metinler arası bağlantılar oluşturmasına katkı sağlayacak üst düzey düşünmeye yönelik sorular sormak zorundasınız. Her çocukta anlam kurma, her bireyde anlam kurma farklıdır. Çocuklara şu soruyu soruyorsanız öğretmen arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım sormayın.
bu metnin ana fikri nedir Ahmet dediğinizde siz kafanızdaki cevabı bekliyorsunuzdur. Ama çocuk ön yaşantıları doğrultusunda farklı bir anlam, tutarlı bir anlam kurmuş olabilir. Lütfen. Yani birden fazla farklı anlam kurmuş olabilir. Basit olarak bir şey söyleyeyim, ne demek? Dişi ağrıyan bir çocuğun okuduğu diş ağrısı metnine vereceği tepkiyle hiç diş ağrısı çekmemiş bir çocuğun okuduğu o metne vereceği tepki ve anlam kurma farklıdır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu çok önemli. Bu, yani tartışabilirim, konuyu çok uzatabilirim, uzatmak istemiyorum. Sadece günlük yaşamdan bir örnek vermeye çalıştım. O yüzden metinle ilgili ekstra konuşmayı, derinleme konuşmayı sağlayan öğretmen sorularıdır. Öğretmen yeterliliği sorular bağlamında çok önemlidir. Daha metinler arasılık anlam kurmaya yardımcı olacak, üst düzey düşünmeye yardımcı olacak öğretmen sorular sorabilmelidir. Bakın, Roland Barthes şöyle söyler. Görsel sanatlarda, güzel sanatlarda, edebiyat fakültelerinde onun kitapları çok okutulur. Der ki, okuyucu metni okumaya başladığında metin artık yazarın kontrolünden çıkmıştır. Anlamı kuracak okuyucudur artık. E buna yardımcı olacak da öğretmendir işte. Öğretmen sorularıdır. Her çocuğun, her bireyin anlam kurması farklı bir şekilde normaldir. Kafanızdaki cevabı beklemeyin. Kafanızdaki cevabı beklerseniz Fatih Hocam'ın ilk okuduğu kitap gibi sıradan bir okulda, sıradan bir çocukla sıradan bir eğitim yapıyor olursunuz. Fatih Hocam, örnek bir uygulamayla isterseniz sonlandıralım. Buyur hocam. Peki hocam. Bir de bir istek var. Ben normalde başka bir kitap okuyacaktım. Bir istek üzerine elime bir kitap aldım. Arkadaşlar, kitabımızın ismi Koca Roni. Koca Roni. Bu bir geyik Kasım Hocam. Ama bu siz daha iyi bilirsiniz. Bayağı vakit geçirdiniz. Yurt dışında, özellikle Amerika'da Moose diye bir şey diyorlar. Biraz daha geyikten kabaca duruyor. Hocam, neyin eyaletinde onlarla çok karşılaştı Amerika'nın. Evet. Şimdi bu geyiğin bir kankası varmış. Ey Elif, biraz önce komik kitapmış diyen Elif, iyi dinle bak. Bu geyiğin bir kankası varmış. Kankasının ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Onu senden istiyorum. Bu geyik Kanada geyiği, gördüğün gibi kocaman bir şey. O kadar kocaman ki bir türlü bu kitaptan içeri sığamıyor. Kankası da akıllı mini ismi. Bakın şöyle bir şey. Önce bunu bir sorayım size. Bu nedir acaba? Bu ne olabilir acaba? Acaba ne olabilir bu? Bayağı ufak bir şey ama ne bileyim ben. Chat kısmından cevaplarını yazsın öğretmenlerim. Evet. Sincap diyen var. Kokarca diyen var. Sincap tahmini. Fındık faresi diyen var. Güzel. Ben sizin hayal dünyanızı bozmayacağım. Evet. Asife Hocam'la aynı memleketten olabiliriz ki. Keseri sıçan diyen var. Sizin hayal dünyanızı bozmayacağım. Ben yine buna mini diyeceğim. Şimdi ey Elif, bu koca geyikle akıllı mini kankalarmış, arkadaşlarmış ve bir karar vermişler. Demişler ki ikimiz birlikte bir çocuk kitabının içine girelim. Ondan sonra bir çocuğun elinden başka bir çocuğun eline, oradan öğretmenin eline, oradan başka sınıfa, oradan başka okula, diyar diyar gezelim. Böyle takılalım demiş. Kararı vermişler. Sonra bulmuşlar bir çocuk kitabı. İçeri girecekler, fakat gördüğün gibi kitabın belli ölçüleri var yani Elifçin. Bu ölçülerin içine bir türlü bizim geyik giremiyor. Mini, akıllı mininin girmesi kolay ama geyiği yanına alamıyor. Şimdi ilk önce eğiliyor, bükülüyor, bak bu kafası. Eğiliyor, bükülüyor, sokuluyor ama ancak kafası içeri giriyor. Akıllı mini diyor ki çık çık çık, çık dışarı diyor kitaptan. Geri geri geleceksin.
geri geri geleceksin ve o koca poponu kitabın içinde soktuktan sonra gerisi kolay diyor. Bakın bizim geyik bu işi de deniyor. Tam kitaba kaba etini sokuyor ki başka kitapta yer kalmıyor. Çık abi çık diyor bizim. Akıllı bile çık. Çık kitaptan diyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun diyor. Kitaptan dışarı çıktık. Birdenbire bütün gövdenle atlayacaksın kitabın içine diyor. Gövden içeri girince kuyruğun işte boynuzun filan ben onları içeri almayı başarırım diyor. Bizimki kankasının lafını dinliyor yine. Kitaptan dışarı çıkıyor. Güm diye kitabın içine giriyor bakın. Ama maalesef yine büyük bir parçası dışarıda kalıyor. Bir türlü geyik tamamen kitabın içine giremiyor. Bakın üstüne çıkan kankası da pes etmek üzere. Ne yapacağız ya biz nasıl gireceğiz bu kitaba diye dert ediyor. En sonunda bizim koca Ronnie, bizim geyik üzülüyor biraz ve kankasına diyor ki ya bu kitap küçük abi ben sığmıyorum diyor. Şöyle yapalım diyor. Sen gir kitabın içine. Sınıftan sınıfa, okuldan okula, diyardan diyara gez. Sonra gel bana anlat diyor. Ne yapalım? Böyle yapalım diyor. Peki bizim gerçek dost ne diyor? Bak Elif işte dost böyle oluyormuş. Biz böyle anlaşmadık diyor. Dur şimdi böyle bir şey yok. Ben tek başıma gideceğim. Yok sen burada beni bekleyeceksin. Böyle bir şey yok diyor. Biz bir çözüm bulacağız diyor. Sonra düşünürken aklına bir fikir geliyor. Hem de çok parlak bir fikir geliyor. Buldum diyor. Şimdi diyor hemen koşup bir tane selotape yani izola bant yani bizim bildiğimiz sarı bant getiriyor. Ey kanka diyor şimdi çık dışarı. Ne kadar kağıt bulursan dolaş kağıtları topla gel diyor. Bir sürü kağıt bulman istiyorum diyor. Kağıtları toplatıyor. Bak o kadar çok kağıt topluyor ki bizim geyik. Boynuzlarında bile küçük kağıt parçalarıyla birlikte geri geliyor. Sonra ne mi oluyor? Birlikte oturuyorlar. Kağıtları kıvırıyorlar. Katlıyorlar. Dikkatle yapıştırıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Bizde eskiden böyle küçük çikolatalar olurdu. Ben yaşta arkadaşlar bayağı görüyorum. Hani onun içini yedikten sonra da geri kalan özellikle sınıftaki kızlar yapardı. Jelatin kısmını böyle şey yapıp defterlerinin kitaplarının arasına koyarlardı. Evet çok çok hemen hatırladınız. Bunlar da bütün kağıtları böyle düzeltiyorlar. Bütün kıvrıklarını düzeltiyorlar. Bıkmadılar, usanmadılar, uzun uzun uğraştılar diyor. Ve sonunda işleri bitti. Evet, koca Ronnie. Kocaman Ronnie, bu koca geyik bizim kitabımızın içine ama daha da kocaman olması gerekiyor. Daha büyük geyiğimiz gördüğünüz gibi kitabımızın içine sığıyor. Çünkü akıllı minenin fikriyle buldukları kağıtlar sayesinde bu kitabın boyutlarını büyütmeyi başarıyorlar. Ne haber? Evet, ikisi birlikte birleşip bu kitapla elden ele, sınıftan sınıfa, okuldan okula, şehirden şehire gezip dolaşıyorlar. Şimdi sevgili hocam, Kasım hocam biraz zamanımızı da açtık ama ne anlatılmaz ki bu kitapla? Matematik mi anlatılmaz, hacim mi anlatılmaz, kütle mi anlatılmaz? Yani o kadar çok şeye seni alan mı anlatılmaz, o kadar çok şeye götürür ki yeter ki sen önceden hazırlıklı ol. Nereye götüreceğini kurguyu hesap et. Biraz önce bir hocam sormuştu. Acaba ortaokul düzeyi için bunlar basit kaçmaz mı diye. Bu kitapla bakın biz burada 100 kadar öğretmen birlikte eğleniyorsak eğer nasıl sunduğumuza dikkat edersek Kasım hocamın anlattığı bu etkileşimli okuma dinamiklerine dikkat edersek çok rahatlıkla birçok sınıf düzeyinde kullanılabilir çocuk kitapları. Kasım hocam ben çok teşekkür ediyorum hocalarıma ve size. Ve Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerine, görevlilere sözü size bırakıyorum. Çok da vakitlerini almayalım öğretmenlerimi. Değer eğitim olarak da sunulabilir. Süpersin Nurgül Hocam. Aynen öyle. Zaten ben aslında oraya vuruyorum. Genelde kendim kullanırken dostluk, arkadaşlık oradan yürümeye çalışıyorum. Tamam sustum. Evet biz de teşekkür ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze bir ara oradan
Danışman hocam Okan abiyi de gördük. Bir ara girdi çıktı. Ona da selam ve saygı. Evet. Sümeyye hocama da sevgilerimizi sunuyoruz. Çok yorduk öğretmenlerimizi bu akşam. Çok fazla teorik olsun istemedik. O yüzden bol bol uygulamaya yer verdik. Umarım katkı sağlayabilmişizdir. Sevgiler, saygılar, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocalarım. Gerçekten çok etkiliydi. Kasım hocam, Fatih hocam çok teşekkür ederiz. Keyifle dinledik. Normalde bir saatte bitiriyorduk ama gerçekten süre nasıl doldu anlayamadık. Teşekkür ediyoruz. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, söz almak isterse buyursunlar. Soydan Tevfik Karahan hocamı, müdürümü. Hey hocam, Şaban müdürüm de burada. Şaban müdürüm, şube müdürümüz, sayın şube müdürümüz Şaban Polat hocam. Söz almak isterseniz buyurun. Evet, çok keyifli bir etkinlik oldu gerçekten. Dünkü etkinliği kaçırdığım için üzülüyorum. Bugünden başladık, artık inşallah devamı gelecek. Bu organizasyonda emeği geçen Sümeyye hocam, siz değerli şube milli eğitim, ilçe milli eğitim müdürümüz Soydan Bey'e ve sunum yapan, gerçekten çok heyecanla hazırlanıp gelen hocalarımıza, Fatih hocama, Kasım hocama ve bu saatte ekran başına ve bilgisayar başına olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Fatih hocam, Kasım hocam, soru alalım mı? Ne dersiniz öğretmenlerimizden? Belki soru sormak isteyen öğretmenlerimiz vardır, danışmak istemişse. Nasıl isterseniz hocam. Ya yani bizim için hiç sıkıntı yok. Biz Kasım hocamla daha önce anlaştık Sümeyye hocam. Aman bir saati geçmeyelim. Sonra içlerinden bize şey yapmasınlar, buğz etmesinler diye. O yüzden böyle yetiştirmeye çalıştık. Tabii ki yani eğer sorusu olan hocam varsa. Vallahi değerli vakitlerinizi ayırdınız. Teşekkür ederiz. Bizim için hiçbir sıkıntı yok süre olarak. Sizin değerli vaktinizi alacağız. Soru sormak isteyen öğretmen arkadaşlarım, idari arkadaşlar el işaretine tıklarlarsa Osman Bey yardımcı olacak. Sümeyye Hocam, ekrandan da görebiliyorum ben. Monitörden, kameradan da el kaldırabilir arkadaşlar. Burada bir soru var. Hocam bu tarz metinleri yapılandırılmış hiper metinler olarak tasarlarsak öğrencinin kendi okuma deneyimlerine katkıda bulunur. Kesinlikle hocam. Zaten multimodal text dediğimiz bir kavram var. Artık çok katmanlı metinler. Bugünün çocukları artık bu dünyadalar. Yani işte çok kavramsal sınıflandırmaya girmek istemiyorum. İşte Z kuşağı diyoruz. Bu teknolojinin içerisindeler. Kesinlikle o çok katmanlı metin yapılarını, ses, video, görüntü birçok şeyi kullanabilmeliyiz. Kesinlikle çok fazla ilgilerini, dikkatlerini çeker ve okuma başarılarına katkı sağlamış oluruz yani. Evet. Hüseyin hocamın bir sorusu vardı. Ben cevap yazıyordum tam biraz önce. Hocam, bir kitabı bir kez seslendirirken en fazla iki durak literatürü böyle diyor. İki yerde durmalı ve sorular, cevaplar, tahminler almalıyız. Her sayfa için 4-5 sayfa soru ayırırsanız akış bozulur. O zaman kurgudaki akışı, o hikayenin bir yükselişi ve sona doğru inişi var ya, o akışı takip etmekte zorlanır dinleyen çocuk. O yüzden her sayfa için 4-5 soru biraz çok olur gibi görünüyor. Evet hocam, Sümeyye hocam, soru yok galiba arkadaşlardan başka. Tamam. O zaman kapanışı yapalım. Kasım hocama, Fatih hocama, Profesör Doktor Fatih Çetinkaya, Profesör Doktor Kasım Yıldırım uzattım hocam. Kasım. Doğru mudur? teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunumdu. Etkili bir sunumdu. Yeni Mahalle Akademi Öğretmen Yönetici Eğitimlerinin ikinci gününde veda ediyoruz. Değerli öğretmenler, öğretmen arkadaşlar, idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Misafir ettiler evlerinde. Hayırlı akşamlar diliyorum. İlçe ARGE birimi olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak devam edeceğiz inşallah. Tekrar misafir etmek isteriz hocalarım sizleri de inşallah.
Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Sevgiler, saygılar.